kesitlere başlıyoruz. Portakalı soydum, başucuma koydum. Karpuzu kestik Tonguç. Karpuzu kestik. Karpuzu... Ne çıkar? Şekline baktığın zaman ne çıkar? Yuvarlak bir şey çıkar değil mi? Hocam ben yapmıyorum. Kesmece alıyorum hocam genelde. Kelek karpuz çıkarsa da bir çok. Aynen, alınmaz. Evet. Atakan diyor, Rümeysa diyor, Ahmet Agan diyor, Asrın Şendil, maşallah Burak Kaşıkçı, Ömer Kayar, Selin Uyanık. Web sitemizi üye olduğunuz mu? Bak lütfen web sitemize üye olun. Çünkü oradan da soru soracağız. TRT yazmış birisinden. Hay Allah. Evet. Neyse. Güzel. Ara kesitle başladık. Şimdi tabana bir paralel kesebiliriz, bir de tabana dik kesebiliriz. Bak tabana paralel kestiğimiz zaman şu demek Tonguç. Bunu şöyle kesiyorum bak. Şunu şöyle kesiyorum. Peyniri keser gibi. Şöyle kestiğim zaman kestiğim yerde ne çıkar biliyor musun Tonguç? Bak buraya. Hemen gösteriyorum sana evladım. Kare çıktı. Çünkü tabanı zaten kare. Tabana paralel kesince bunun kare çıkar Tonguç'cum. Peki tabana dik kesersem. Yani şöyle kesersem Tonguç ne çıkar? Hemen buraya bakalım. O da kare. Şöyle bir şekil çıkacak. Şöyle. Bu da bir kare çıktı. O zaman küpte hep ne çıkıyormuş Tonguç? Kare. Kare. Ama bazen de dikdörtgen çıkabilir ama farklı kesimlerde. Anladım. Tabana paralel ve... Çıkıyor, tamam, duracağım. Dikdörtgen prizmada ise tabana paralel kesimize hop kestik. Dikdörtgen. Şöyle bir çat dikdörtgen çıktı Tonguç. O zaman dikdörtgen prizmayı kestiğimiz zaman dikdörtgen çıkıyor. Tabana dik kestiğimiz zaman Tonguç yine bir dikdörtgen çıktı Tonguç. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Evladım anlayabiliyor musun? Zorlanıyor musun? Hocam, beyin kapasiten yetiyor mu evladım? Bunu çok iyi anladım. Harika. Üçgen prizmaya bakarsak, tabana paralel kesersek, taban burası ya Tonguç. Evet hocam. Buna paralel kestiğimiz zaman yine aynı şekil, yani üçgen tabanla aynı şekil çıkıyor. Üçgen çıkıyor Tonguç. Tabana dik kesersek Tonguç, tabana şöyle kesiyorum. Tabana dik kestiğim zaman Tonguç'cum şöyle bir şekil çıkıyor. Hop. Tabii birazcık güzel çizemedim ama şöyle bir şekil çıkıyor. Yani ne çıkıyor Tonguç'cum? Dikdörtgen çıkıyor. Bak söylemeden yapabiliyorsun. Harikasın Tonguç. Tamamdır hocam. Cansu 8 kere ismini yazmış hocam. Ceren Sekmen, Yusuf, Zeynep, bu, Ahmet Baba, Hatice Özlem, Ahmet Özbek, Bensu, Damla, Dürüstler. Alp Özbeyli, Eren Avcı, maşallah. Herkes inanılmaz mesaj atıyor. Bu var ya, bu yayını izledikten sonra matematikte yani netlerin inanılmaz artacak. Hiç merak etme. Sağ olun hocam. Silindire bakıyoruz, ara kesidi. Silindiri kestiğimiz zaman Tonguç, daire. Taban ne o neyse o çıkar. Daire. Tabana paralel yani daire çıkar Tonguç. Peki tabana dik kesersek Tonguç'um ne olur? Dikdörtgen. Mükemmelsin. İşte bu kadar. Gerçekten kaliteli bir öğrencisin. Elit bir yaşantım ve hocam. Elit bir yaşantım. Dikdörtgen Tonguç'um. Anlaştık mı? Teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyorum seni. Şimdi kare piramidi keselim. Hadi keselim. Her şeyi keselim. Hadi. Ninja Fruits diye bir oyun var. Evet onu evet, çat çut kesiyorsun. Çat çut gidiyoruz. Şimdi kesiyoruz, devam ediyoruz. Böyle kestiğim zaman tabana paralel kestik. Tamam bu ya. Kestiğim zaman şöyle bir kare çıktı. Tabanı evet. Çünkü kareydi zaten. Peki tabana dik kesersek şöyle kesersek Tonguç. Bu sefer de Tonguç'cum şöyle bir üçgen. İşte bu kadar üçgen çıkıyor Tonguç. Tebrik ediyorum. Efsanesin. Kolay sorularda başarılı. Kolay sorular ve başarılı öğrenciler. Talha Hoca'nın söylediği gibi. Koni dediğimiz zımbırtıya baktığımız zaman tabana paralel kesersek şöyle bir taban neyse o çıkıyordu. Daire. Daire çıkıyordu ama taban dairesinden daha küçük bir daire. Hocam çok güzel anlatıyorsun. Tabana dik kesersek saçmalama yalakalık. Tabana dik kesersek şöyle bir şekil çıkıyor. Üçgen. Üçgen çıkıyor Tonguç. Tamamdır hocam.